tüm paydaşların tek bir hedefi var. Standartları yukarıya çekmek. Gerçekten eczacı örgütleri bunun için çalışıyor, dernekler çalışıyor, firmalar çalışıyor. Tek hedefimiz eczacılık standartlarını yukarı çekmek. Evet, Bayer de aslında bu hedefe hizmet edecek bir yaklaşım içinde bulundu. Ben önce biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok temel iki şey yaptı kendi bünyesinde. Bir tanesinde genelde saha kadroları hem doktor hem eczane ziyaret ederdi. Ama Bayer'de sadece eczane ziyaret eden, oranın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımı sahip bir ekip kurdu. Bir saha ekibi kurdu. Arkasından da merkez departmanda ticari pazarlama departmanını kurdu. Ticari pazarlamanın baktığınızda da ana hedefi eczaneleri geliştirmeyi hedefleyen, tüketiciye gerekli bilginin eczacı tarafından aktarılması için eczanenin ihtiyaç duyduğu donanımı sağlayan, pazarlama faaliyetlerini kaplayan bir bölüm aslında bu. Biraz daha detaylı gireceğim. Ticari pazarlama, hani İngilizce tabiriyle trade marketing, biraz böyle bizim hızlı tüketim mamulleri sektöründe gördüğümüz bir şey. Sağlık sektöründe çok gördüğümüz bir şey değil, yeni bir kavram. Ama temel olarak aslında nedir fokusu? Eczanenin elden satışını artırmak için gerekli olan pazarlama faaliyetlerini organize etmek. Dört temel şey söyleyebilirim bunun için. Eczanenin etkin kullanımını sağlamak, mevcut potansiyeli maksimize etmeye çalışmak, eczane içi bazı tüketici aktiviteleriyle bunları yapmak, geliştirmek, yürütmek, eczane personelini geliştirmek. Ama temelde baktığınızda aslında bu bir stratejik iş ortaklığı hareket noktası. Evet, temel, yani ticari pazarlamanın altına girdiğinizde birçok bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama çok temelde dört şeyden bahsedebiliriz. Bir tanesi görünürlük, görsellik çalışmaları. Bir diğeri kategori yönetimi, bizim hayatımıza çok yeni giren, gene FMCG'de çok önceki yıllardan beri var olan ama eczanelerde yeni yeni gördüğümüz bir yaklaşım. Eczane eğitimleri ve eczane içi tüketici aktiviteleri.